Şimdi kardeşimiz demiş ki Kur'an-ı Kerim'i okumak ve öğrenmek farz-ı kifaya midir? Yoksa farz-ı ayn mıdır bizim için? Demiş. Ben şöyle söyleyeyim kardeşlerime. Kur'an-ı Kerim'i okumak değil de Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve Kur'an üzerinde düşünmek farz aynıdır. Kur'an-ı Kerim'i oku anlamak ve Kur'an-ı Kerim'i düşünmek Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i yaşamak her Müslümanın üzerine farz ayındır. Allah Azze ve ayet-i kerimede buyuruyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ akfaluha. Onlar Kur'an'ı niçin düşünmüyorlar? Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa onların kalplerinde kilit mi vardır diyor Allah Azze ve Celle. Kalpleri mi mühürlenmiştir ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinde düşünmüyorlar? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an. Kur'an'ı düşünmezler mi? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا fihi اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا Eğer o Kur'an Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı, o Kur'an'da çok fazla ihtilaf, çok fazla çelişki göreceklerdi diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an'ı anlamak ve onun ayetleri üzerinde tefekkür etmek, Müslüman'ın üzerine farz aynıdır. Müşrikler Kur'an'ın ayetlerinden yüz çevirirler. Müslüman Kur'an'dan yüz çevirmez. Müşrikler Kur'an'ın ayetlerinden yüz çevirirler. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَمَّا اُنْذِرُوا <مُعْرِضُون> Kafir olanlar uyarıldıkları hakikatlerden yüz çevirirler diyor. Kafir olanlar. Kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davalı olduğu bir grup insan olacak. Yani hani biri ticaret yaptı alacağı var o davalı olacak. Biri birine zulmetti, davalı olacak. Bir de Allah Resulü'nün davalısı olarak kıyamet günü dürültülecek insanlar var. Kimdir bunlar? وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا Peygamber kıyamet gününde diyecek ki, ''Ya Rabbi, benim bu kavmim Kur'an'ı terk ettiler.'' Kur'an'ı okumadılar, Kur'an'ı anlamadılar, Kur'an'ı düşünmediler, Kur'an'ı yaşamadılar, Kur'an'ı hayat nizamı haline getirmediler. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا Peygamber diyecek ki, ''Allah'ım, benim kavmim bu Kur'an'ı hecretti harabe bir ev gibi bıraktı. Nasıl harabe eve uğranmıyorsa, insanlar harabe evlere gitmiyorlarsa, bunlar da Kur'an'ı harap hale getirdiler. Kur'an'ı okumadılar, Kur'an'ı anlamadılar diyecek. Peygamberin davalısı olarak kişi Allah'ın huzuruna dirilecek. Peki niye ben hiç okuma meselesine girmedim? Kur'an'ı anlamak ve tefekkür etmek dedim. Çünkü Kur'an'ı anlamak ve tefekkür etmek için okumak şart değildir. Biri sana okur, Allah Rasulü'nün dönemindeki ümmilerde olduğu gibi ki Allah Rasulü'nün kendisi de ümmiydi. Yani eline sahife alıp Kur'an-ı Kerim'i okuyamazdı. Allah Rasulü kalbinden, aklından Kur'an-ı Kerim'i, ezberinden okurdu. İster biri sana okusun, istersen kendin oku orası önemli değil. İşin o kısmı mesele değil, dert değil. Dert nedir? Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek ve Kur'an'ı yaşama aktarmak. Farz olan budur, bunu yaparsın. Bu farz aynıdır, onu biliyorum. İster bunu okuyarak yap, ister bunu başkasından dinleyerek yap. Fark etmez ama Kur'an'ı anlamanın ve üzerinde tefekkür etmenin, onu okumayı öğrenmekten başka bir yolu yoksa eğer مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey o da vaciptir diyor. İslam alimleri bu bir fıkıh kaidesidir veya usul kaidesidir. E buna göre o da o zaman vacip olmuş olur.